Türkiye Nereye programına hoş geldiniz. Yeni bir bölümde yeni bir konukla birlikteyiz. Türkiye birkaç haftadır yoğun bir şekilde, aslında son 10 yıldır ama son birkaç haftadır giderek yoğun bir şekilde tarikatları ve asıl önemlisi tarikatlardaki silahlanmayı tartışıyor ve Selefi örgütlenmeleri çok yaygın bir şekilde gündemde. Konuyu aslında çok önceden gündeme getiren bir konuğumuz var bugün. Bir gazeteci dostum Erk Acerer. Erk, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Aslında daha kimseler Selefiliği adını ağzına almazken biz senden duyuyorduk, okuyorduk. Dolayısıyla şimdi sorumluluk da sana düşüyor. Nedir bu Selefilik? Önce şunu bir anlayalım, sonra biraz detayına inelim. Selefilik aslında 200 yıllık bir hikaye. Geçmişten geliyor ve Selefilik kelime olarak ilkler anlamına geliyor. Ne demek ilkler? Peygamberi yaşadığı zamandaki koşullara göre yaşamayı anlatan bir durum. Dörde ayrılıyor. İlk iki dönemi çok sert Selefiliğin, özellikle ilk dönemi. Kur'an'daki ayet ve peygamberin hadislerini bile yorumlamaktan kaçırıyorlar. Üçüncü döneminde biraz saldırganlaşmayı görüyoruz. Şiilere ve Alevilere karşı yöneliyorlar ve bir savaş ortamı da yaratıyorlar. Ve dördüncü dönemde Arap Yarımadası'nda yayılmaya başlıyor. Burada da Suudi kökenli Muhammed bin Abdülvahid'den Vahabilik diye dönüşmeye başlıyor. Şimdi biz Selefileri mezhepsizler olarak da adlandırıyoruz. Çünkü herhangi bir mezhebe inanmıyorlar, bağlı değiller. Bir taraftan da cumasızlar da deniyor. Çünkü cuma namazını da kılmıyorlar. Peki, yani biz El-Kaide'yi biliyoruz, IŞİD'i biliyoruz. Bunun Selefilikle neresinde bu örgütlenmeler? Şimdi şöyle anlatıyorlar. Selefilik olması için birincisi, evet, çok sert İslami kurallara göre, peygamberin ilk dönemindeki İslami kurallara göre yaşayacaksınız ve ikincisi de cihat edeceksiniz. Eğer bu unsurlar varsa siz artık grubunuzla birlikte Selefi oluyorsunuz. Türkiye'de de bunu biraz açmak gerekiyor. Türkiye Selefileri ne demek? Şu demek, hiçbir biçimde demokrasinin koşullarına, meclise, parlamentoya, yöneticilere, bugünkü sisteme inanmıyorlar. Bu sistemin dışında kaldıklarını dile getiriyorlar. Ve bu gruplar işte Suriye, Afganistan, ne bileyim zaman zaman Libya'da olduğu gibi, eğer gruplarıyla birlikte oralara savaşmaya giderlerse, yani cihada giderlerse, o zaman da Selefi sayılıyorlar. Yani iki koşul var. Çok sert ilk döneme göre yaşayacaksınız ve cihat edeceksiniz. Peki El-Kaide, IŞİD bu zihniyetten türemiş örgütlenmeler. Tabii ki. Ama şimdi yani Selefi dememizin aslında bir anlamı var burada. Hani IŞİD diyebiliriz, meseleyi burada bırakabiliriz. Ama aslında ben Selefi demeyi başından beri tercih ettim. Bunun niyeti ve anlamı şuydu, hiçbirinin birbirinden farkı yok. Yani zaman zaman dediler ki bize, işte bunlar ÖSO gruplarıdır. Evet. Yani bunların hiç alakası yok. IŞİD'le ilgisi var, biz ÖSO'ya yardım ediyoruz. IŞİD'le ilgisi yok. Değil mi? Bunlar Nusra'dır. Bunlar işte Ahrar Şam'dır, Sultan Murat Tugay'dır. Hayır efendim, bunların biri kafa kesti, biri ciğer yedi yani. İnsan ciğeri çıkarıp çok yedi. Önemli. Evet. Dolayısıyla bir genel bunları, başlık yani. Evet, yani bunları IŞİD diye konumlandırmanın, El-Kaide diye konumlandırmanın bir anlamı yok. Selefiler dersiniz ya da çeteciler dersiniz, zaten geniş bir şemsiyede içine alır her şeyi. Peki Türkiye örneğine gelirsek, Türkiye'de ne zamandan itibaren aktif bir örgütlenmeye girdiler? Aslında tabii El-Kaide ile beraber biz görüyoruz. Türkiye'de 2008 yılından itibaren hafif El-Kaide'nin kıpırdanmaları var. Ve bunun için de bugün aslında çok tanıdığımız bir bölgeyi seçiyorlar. Antep seçiyorlar. Antep, Kilis, Urfa gibi bölgeleri seçmelerinin özel bir anlamı var. Sınıra yakın. Yani 2008'in bir anlamı var mı? 2008'de yavaş yavaş işte bu Afgan Savaşı ile birlikte grupların gidip gelmesini görüyoruz. Aslında 2008, 2009, 2010, yani Suriye Savaşı'na doğru giderken işler
burada da bir yükselişe geçiyor. Yani Antep'te biz o yıllarda El-Kaide örgütlenmesini çok net tanıyoruz. İlginç bir durumu da var. Hem IŞİD'de görüyoruz bunu, hem El-Kaide'de görüyoruz. Türkiye'de bazı aileler üzerinden tanımlanıyor bu yapılanmalar. Mesela IŞİD yapılanmasına baktığımızda Güneş ailesi çok önemlidir Türkiye'de. İşte Ahmet Güneş vardır, onun kardeşi vardır. Bunlar çok önemli. İsmail Güneş mesela Antep'teki karakol saldırısını gerçekleştirmiştir. Abisi Ahmet Güneş'e IŞİD'in akıl babası denir. Durmaz ailesi vardır. İşte Yunus Durmaz, şimdi hapiste olan kardeşi Hacı Ali Durmaz. Ondan sonra bütün eylemlerde birlikte oldukları abileri hep bu Durmazlar adına eylemler yaparlar. Polat ailesi vardır mesela. Ve El-Kaide'den IŞİD'e doğru geçerken de bu aileler çok etkin rol oynamışlardır Türkiye'de. Ve devlet bunun farkında biliyor. Öyle değil mi? Yani biz şeyden biliyoruz, senin yazılarından biliyoruz. Sen herhalde vaktinin büyük bölümünü iddianame okuyarak geçiriyor olman lazım. Evet. O iddianamelere bakınca devletin bunu bildiğini anlayabiliyor muyuz? Abi devletin bunu net olarak bildiğini anlayabiliyoruz. Çünkü bu şey değil. Hani böyle havada kalan da bir şey değil. Şuradan anlayabiliyoruz. Mesela diyor ki Yunus Durmaz örneğinden yola çıkalım. Yunus Durmaz önemli bir figürdür. O yüzden tanımlamak isterim. Yani çoğu kamuoyunda da biliniyor. Ankara gar katliamını ve Suruç'u örgütleyen kişidir. Anteplidir. Müzayir bir aileden gelir. Şimdi biz baktığımızda henüz 2011 yılında Afganistan'dan İstanbul'a döndüğünü ve gözaltına alındığını görüyoruz. Yani 2011 neresi, 2015'teki gar patlaması neresi? Dolayısıyla başından beri biliyorlar, evet. İşin daha ilginç bir tarafı var. Yani bombalama olaylarına, IŞİD'in eylemlerine kadar bu adamlar teknik takipteler. Şimdi 2016 yılındaki bir iddianameye bakıyorum. 2014'teki olayları açıklıyor. Orada Antep'te ormanlık bir alanda paintball askeri eğitim ve antrenman yaptıklarını görüyoruz. Yani şimdi biz bunları görüyorduk zaten. Mesela Antep'te şunu görüyorduk. Savaşın ilk başladığı yıllarda Suriye, Antep'e kopyalanmıştı. Nasıl biliyor musun? Şöyle, biz alt tarafı askeri elbiseli ya da şalvarlı, mobiletle dolaşan, bakın motosiklet de demiyor, mobiletle dolaşan gençler görüyorduk organize bir biçimde ve merdiven altı denilen medreselere gidiyorlardı. Bunların önünde toplanıyorlardı. Şimdi gazetecilerin gördüklerini, araştırmacıların gördüklerini devletimizin görmemiş olması çok mümkün değil. O zaman 3 ihtimal. 1. Büyük bir ihmal var. 2. Bir göz yumma var. 3. Yok, birlikte çalışıyorlar ve kullanma var. Bence dönemsel olarak hepsi var. Şöyle anlatmaya çalışayım onu. Şimdi geçen ay bir rapor açıklandı. Bir uluslararası kriz grubunun raporuydu. Önemli bir rapordu. Şunu söylüyordu raporda. Diyordu ki Türkiye 2013 yılından 2012 yılından 2016 yılına kadar iş faaliyetlerini ve IŞİD'in yine Selefi diyelim, Radikal İslam diyelim, Radikal İslam faaliyetlerini görmedi. Görmemesi mümkün değildi. Çünkü sınırlardan cihatçılar geçiyorlardı, geliyorlardı, savaşa katılıyorlardı. Öte yandan bazı şehirlerde bu yapılar filizlenmişti. Sınırlar açıktı. Bunları kapatmayı tercih etmedi Türkiye diyor bir tarafıyla. Ama bir tarafıyla daha önemli bir şey söylüyor. Türkiye'de Selefi akımlar ve IŞİD diyor diğer tırnak içerisinde terör örgütleri gibi tehlikeli görünmedi diyor. Aynen. Hani PKK, FETÖ, DHKPC gibi tehlikeli görünmedi. Daha talihi göründü diyor. Şimdi bu bize bir şey söylüyor aslında. Bir tarafıyla bu. Bir tarafıyla ya şunu biliyoruz biz, Ankara katliamında birlikte mi çalıştılar? Şimdi bunu net olarak cevabını vermek doğru değildir belki ama donelerle ortaya bir şey koyabiliriz. Şöyle koyarız. Dedik ya,
Hani pek çok aile vardı ve El-Kaide yapılanmasından IŞİD yapılanmasına evrilen bir süreç vardı. Bilindik adamlar vardı yani, cihatçı adamlar vardı. Ama bir de hiç kimsenin bilmediği adamlar vardı. Yani El-Kaide avukatları bile bu adamları bilmiyordu. Bu adamlar bir anda mantar gibi türemişti. Örnek vermek gerekirse Yakup Şahin. Yakup Şahin kimdir? Ankara katliamında yine bu amonyum nitratı taşıyan kişi kullanılmadı Ankara katliamında. Bombalı yelekle gerçekleştirdiler. Ama ilk plan HDP'ye bir saldırıydı ve amonyum nitratla yapmaktı. Bu adam bunu taşıdı. Ama öte yandan Ankara katliamının organizasyonunu yapan Halil İbrahim Durgun'a da eskortluk yaptı. Halil İbrahim Durgun iki bombacıyı Ankara'ya getirirken bu ön tarafta mesafeyle yol açtı yani. Şimdi bu adam şunu anlatıyor. Çok önemli bir adam, değil mi? Böyle bir portre çıkıyor ortaya. Diyor ki, içki içerdim, uyuşturucu kullanıyordum, esrar içerdim. Sonra işte aile büyükleri falan dediler ki, ya bak ne güzel sohbetler oluyor, oraya git. Elin Usta'yla tanıştım. Sonra bir gün otururken bir işitçi beni kendi derneğine götürdü. Çok içime sindi. Ya 3 ayda oluyor bu iş. Şimdi bu işin 3 ayda olması için bir kurgunun yapılması gerekiyor. Bunun üzerine başka bir şey koyayım. Ve kulaklarını çınlatayım. Çok önemli bir avukat arkadaşımız vardır Antep'te. Önder. Önder şunu söyler. Der ki bir dönem 2013-2016 yılları arasında Antep'te amatem boşaltılar. Şimdi bunun olabilmesi için bunun bir nedeni olması gerekiyor. Nedir Orada amatem? amatem uyuşturucu ve alkol tedavi merkezidir. Dolayısıyla şunu söylemek istiyor. Bunları aldılar oradan, getirdiler, işi de Geçti. devşirdiler. Yani, Metin Akaltın diye bir önemli işitçi var. 36 kişilik iddianamede geçiyor Ankara'da. Bu işit faaliyetleri başlamadan önce Antalya'da bir marketten bira çalmaktan ceza alıyor bu adam. Şimdi bu adamları bulup çıkardılar. Suriye Savaşı tatsız bir yere Bu ne evrilince zaman oldu? Hangi yıldan bahsediyoruz yani devşirme dediğin? 2000, 2013 ve aslında Antep düğün saldırısıyla Türkiye'nin sert önlemler almaya başladığı söylendi IŞİD'e karşı 2013-2016 hatta 2012-2016 Yani yılları bana çünkü direkt arasında geziyi anımsatıyor. Acaba hani bir bağlantı var mı? Devlet bir tür refleksle ya biz bu tür kalkışmalarda bir hazırlığımız olması lazım. Bir şey var mı bunun arkasında? devşirildi. Ya devlet ilk dönemde bunları açıkçası Suriye'yi karıştırmak için kullandı. Kullandı. Gezi'de olduğunu düşünmüyorum. Çok net ifade edeyim ama 2015 yılından sonra 2015'te seçim kaybetmeye başladıktan sonra devletin kafasında böyle bir refleks oldu. Yol verme meselesini belki buralardan Aramak lazım. okutabiliriz. Çünkü neden okutabiliriz? Çok önemli bir haberdir. Kemal Göktaş'ın haberi. Kemal Göktaş şunu yazdı. 2015 Ankara katliamı için dedi ki 62 istihbarat raporu vardı ya. Yani 2 ay içerisinde. Şimdi ve son istihbarat raporu olay günü gelmişti. 2 saat sonra gelmişti olay gününden ve bombacıların ismi bile yazıyordu. Şimdi bunları biz biliyoruz da, gazeteciler biliyor da, emniyet, istihbarat, emniyet birimleri bilmiyor mu? Yine az önce ismini söylediğim Yakup Şahin bu amonyum nitratı alırken görüntüleri çıktı. Son bundan 1 sene önce bu dosyayla Nizip Emniyeti'nin ilgilendiği savcılığa yazı yazdı ama savcının bu dosyaları sakladığı ortaya çıktı. Şimdi o zaman bu argümanın karşısında devletimiz bizi ikna etsin. Desin ki hayır yani biz Gerekeni yaptık. gereken her şeyi yaptık insanlar ölmesin diye. Hayır öyle değil. Çok sıkıştıkları noktada da şunu söylüyorlar.
Ya o dönem başka polisler vardı, FETÖ'cüler vardı. İşte ya, bizi ikinci plana itmeye çalışanlar vardı. Bu da mümkün değil. Çünkü devlet mekanizması bir bütündür. Ama senin anlattıklarından da şunu anlıyorum. Yani devlet burada iyi niyetle bunu araştıran, ortaya çıkarmaya çalışan görevliler de var belli ki. Şüphesiz. Tabii ki bir vardı. Yerde takılıyor. Yani dolayısıyla tabii ki vardı. Burada da bir topyekun şey refleks göstermiyor yani. Evet. Yani C masaları vardı. Cihatçı masaları. Onların hepsi yavaş yavaş lağvedilmeye başladı. Tasfiye ettiler. Tasfiye edildiler yani. Bu kadar. Sonuç itibariyle bu kadar karmaşa ve bu kadar kaos ortaya çıktı. Şunu da kimse anlatamaz. Yani AKP seçim kaybediyor ve bir örgüt o seçimden sonra 140 kişiyi öldürüyor. Şimdi ondan önce bir 2014 saldırısı var değil mi? Yani orada kırılma noktalarından biri o herhalde. Niğde'de. Türkiye'de Niğde'de asker ve jandarmaya saldırı. Orada ilk defa devlete doğrudan saldırı oldu. O tesadüf müydü yoksa hedef gözü? Yani bir çevirmede oluyor galiba değil mi? Çevirme sırasında çatışma çıkıyor ve devlet görevlileri yaşamını yitiriyor işte. Jandarma yaşamını yitiriyor. Yani şöyledir Can abi. Siz bu tip örgütleri konumlandırırsınız bir yerde hep. Görmezden gelirsiniz. İşbirliği yaptığınız dönemler olur. İçinize sızarsınız. Onlar size sızar. Böyle şeyler olur. Ama bunlar sonuçta işte tarif ettik. İlkanlı örgütlerdir. Günün birinde silahlarını en ufak hoşnutsuzlukta size çevirirler. Bu tip olayların yaşanması da çok doğal yani. Ya bir neden var mıydı devlete saldırmaları için yoksa hani mecbur kaldı da saldırdı gibi bir şey? Burada mecbur kaldırdı gibi saldırdı oldu. Fakat ilginç başka saldırılar da oldu. Mesela iki askerin yapılmasını bir kez daha üzerinden anlatalım. Şimdi iki tane asker, bir tanesi isimlerini anımsayacağım. Fethi birinin ismi. Neyse iki askeri sınırdan alıyorlar. Ama şunu söylüyor. Ben Rojova'da görüştüğüm İlyas Aydın diye bir IŞİD'çi şunu söylüyor. Diyor ki bu askerler diyor bir tanesini biz aldık. Evet sınırdan aldık. Hı hı. Ama diğer asker zaten IŞİD'le beraber çalışıyordu diyor. Şimdi ben bunun dosyasını gördüm. Evet, bu asker IŞİD'le belli zamanlarda, belli biçimlerde bir takım dirsek temasları olmuş ve hakkında iddianame düzenlenmiş bu askerin. Biz diyor bu askerleri almamızın nedeni, iki asker aldık diyor, iki asker yaktık diyor, biri bizdeydi zaten diyor. Bunu almamızın nedeni diyor, bize artık Türkiye yavaş yavaş ilişkilerinizi bizle kesin dedi diyor. Ve çok fazla sizi artık geçirmeyeceğiz. Niye? Diyor. Çünkü uluslararası kamuoyunda çok fazla baskı olmaya başladı. Evet yani deşifre oldu işler. Sadece Türkiye değil Amerika'da da deşifre oldu. Her şey deşifre oldu. İş ilişkileri. Dolayısıyla artık çekilin yani. Gidin. Kendi bölgenize gidin. Bizle aramızda bir pazarlık oldu diyor. Hı. Bu kadar mesafede kalırız. Bu zamanlarda geçmeye çalışırız. Tam o sırada diyor bir patlama oldu Türkiye'de diyor. O görüşme yarım kaldı diyor. Sonra birkaç defa daha görüşmeye çalıştık olmadı diyor. Ama görüşme dediğin askerleri kurtarmaya çalışıyor Ankara. Evet. Yani istihbaratla pazarlık yapıyorlar işte sonuçta. Tamam. Ondan sonra istihbaratla birkaç defa daha görüştük diyor. Bize şunu söylediler diyor. Bizi ciddiye al. Biz IŞİD'iz. Eğer bizi ciddiye almazsanız askerleriniz konusunda sıkıntılar olur dediler diyor. Ve bu askerler sonuç itibariyle yakından askerler oldu şimdi. Ankara kapıyı açmadığı için. Evet. İstihbar. Ters düşmeye başladıkları zamanlar işte Ankara katliamından sonra işler sıkıntıya gitmeye başladı. AKP zaten bu patlamaları siyasi bir sahiple kullandı. Siyasi bir sonuçları oldu. Bir yere geldi yani AKP. Ardından da şöyle bir şey oldu. Artık ihtiyaç yok. Suriye'de de işler kötü gidiyor. Şimdi oralara gelelim. Şu parantezi açayım. IŞİD'le konuştum diyorsun. Bu nasıl bir şey ya? Biraz ondan bahsetsen yani. Bunlar şey mi böyle? Hani telefonu var IŞİD.
numarası var biliyorsun. Nasıl, yani, o ilişkiyi nasıl kuruyorsun? Ben Rojava'da görüştüm işçilerle ama... Esir olanlar. Esir olanlarla ama yani tabii alanda olan bir gazeteciyseniz ve bu konuyla meraklıysanız telefon görüşmelerinde oldu çok sayıda. Ve çıkıyorlar senin telefonu. Çıkıyorlar evet. Çünkü zaman içerisinde onlar da beni tanımaya başladılar. hatta ilginç de bir anımız var yani İlyas Aydın'la. O çok da önemli bir adam ha. Adnani'nin ben sağ koluyum diyor yani. İŞİD istihbaratı içerisinde savaştım diyor. Dedi ki yani sizi takip ediyorum tabii basından ve yazdıklarınızı okuyorum. Dolu şeyler yazıyorsunuz. İlginç şeyler yazıyorsunuz. Ne olursunuz bana kitabınızı bir gönderir misiniz dedi. Burada cezaevine girdim. Okuyamadım dedi. Onu bir imzalayıp dedi. Böyle ilişkilerde kurduk biz. Zaman içerisinde bunlarla. Şimdi şöyle bakmak, ben şöyle bakıyorum mesela Can abi. Antep'te 2000 işte Antep çok önemli bir lokasyon ya. Yani hem kozmopolit bir şehir, hem saklanmak çok kolay, hem de sınıra yakın. Böyle olunca çok karmaşık örgüt yapılarında içerisinde olması mümkün oluyor. Ama bir taraftan da hep o Suriyeli dramıyla Antep'i izlemiştik biz. Şimdi o Suriyelilerin ilk geldiği dönemlerde Suriye'de dram yaşanırken Antep'te biz Antep'te gençlerle konuşuyorduk. Şimdi bu gençler hani ağızlarında küfür olan, kot pantolon giyen normal. Ne bileyim yani hani aşağı yukarı sokakta iletişim kurabileceğiniz insanlardı. Fakat yavaş yavaş şunu gördük biz. Bu adamlar elimizden kayıyor bizim dönüşüyor. Bu çocuklar. Bu çocuklar dönüşüyor. Bu çocuklar önce çalvar pantolon giymeye başladılar. Sonra o küfürlü dilleri dualı dillere çevrilmeye başladı. Yavaş yavaş bir şey oldu. Sohbetlere çağırmaya başladılar bizi. Ha o yüzden yani IŞİD kimdir sorusunun cevabı da içeriden bakıldığında, tabandan bakıldığında budur. O yüzden hani aslında yurdumuzun insandır. Niye öyle korkayım yani? Yurt dışından gelen tipler. Evet yani. Peki Davutoğlu'na gelirsek, Davutoğlu önce bir dedi ki biz IŞİD'i ilk terör örgütü sayan ülkelerden biriyiz dedi. Hatta ilkiyiz dedi galiba da sonra o yalan yani hani teyit şeylerinde, sitelerinde gördüm. Öyle değil diye bir şey gördüm. Sonra dedi ki bunlar işte silah ne dedi tam canlı bombaların listesi var elimizde ama eyleme geçmeden müdahale edemiyoruz gibi korkunç bir laf etti aslında. Ondan sonra da tabii Ankara saldırısından sonra oyumuz arttı gibi yani 3 tane çok önemli çok bir olmuş. Şey var değil mi? Yani evet. Bu üçünü düşündüğümde ben dönüp baktığımda o dönemki bütün şeyi verileri burada buluyorum şu 3 demeçte. Yani evet. Hem terör örgütü ilan ettiysen niye önlem almadın? Niye bekledin eylem yapana kadar elinde listeler varsa ve oyunu artırıyorsa bu eylemler senin burada bir danışıklı dövüş olsa gerek. Bu, böyle bir tablo çıkmıyor mu ortaya? Ne yazık ki tam olarak böyle bir tablo çıkıyor. Konuştuk da öncesinde. Şimdi evet. Bir avuç öfkeli çocuk dediler bunlara. Ve bu doğru değil mi bir yandan da? Doğru. Doğru. Yani şöyle doğru. Belçika'dan bir örnek vermek gerekiyor belki. Brüksel'den parantez açarak. Şimdi ben spor salonunda bir hocayla görüşmüştüm orada. Dedi ki yani hepsi isyankar çocuk bunlar. İşe katılanların. Brüksel'den çok kişi katıldı. 2000'e yakın eleman katıldı. Hepsi çok öfkeli çocuktu. Hepsi ırkçılıkla karşı karşıya kalmış çocuktu. Hepsi bir şeyin hedefi olmuş çocuklardı. Hepsi kendilerini kanıtlamak istiyorlardı. Kanıtlamak için çok fazla mecra vardı. Bir tane spor salonuydu dedi işte bizim de. Ama dedi, ne zaman son yumruğu yediler o zaman işi de gittiler dedi. Yani bir aslında kültür altyapısının bir yani hep o yoksulluk çelişkilerini, o hep kültürel ezilmişlikleri. Ama peki hani onları anlayabiliyoruz da hani Belçikalı Fransız kökenli, Alman kökenli insanlar evet. Var katılan. Hani sen muhtemelen kamplarda onları da gördün. Bu onların şeyini hani nasıl bir sahiplikle katılıyorlar? Işte? Şimdi iki şey söyleyeceğim bu noktada. Kadınlar konusunda değişik bir fikir ortaya çıkıyor. Kadınların neden katıldığı konusunda. Erkeklerde de aşağı yukarı hemen hemen benzer şey var.
Bir kere şey değişmiyor. Yani kendilerini 16-17 yaşında çocuklar bunlar. Kendilerini bir şeyle tanımlamak istiyorlar. Yani kimlik arayışı. Kimlik arayışı bu yani. Şeyi de aynı şekilde sorgulayabiliriz. Neden satanist oluyor yani bu çocuklar yani gibi. Ama çok kritik bir nokta var. O da şu. Kadınlar anlattı bana kampta bunu ve Türk kadınlar da anlattılar bunu. Burada erkekler nasıl 72 kuri yaşamak için geliyorlarsa kadınlar da serbest cinsel ilişki yaşamak için burada oldular dediler yani. Çünkü şöyle oluyor. Koca ölüyor. Cephede ölüyor. Sonra kadın diyor ki diğer arkadaşına ya diyor bir daha ölürse bu aldığım koca da diyor bu sefer diyor Alman bir koca alacağım diyor. Ya da Fransız bir koca alacağım diyor. Yani böyle bir serbest cinsel ilişki dönemi de oldu yani işte. Ha bunu ben anlatmıyorum. Bunu kadınlar anlatıyor. Görüştüğüm en az 5 kadın anlatıyor bunu yani. Evet. Peki şeye gelirsek biraz. Yani şimdi iki seçim arası meşhur Haziran-Kasım arası Türkiye tarihinin değiştiği 6 ay diyelim. Türkiye'nin tarihinde olmadığı kadar çok kitlesel katliamlar oldu. Katliam evet. Kaç kişi öldü? İHA'nın raporuna 600, göre 612 kişi öldü. Peki o dönem şunu söyleyebilir miyiz? Yani gerçekten böyle bir bu ülkenin kaderini değiştirelim kararlılığıyla yapılmış bir sanki eylemler silsilesi değil mi? Öyle görebiliriz herhalde. Çünkü sonrası da yok, öncesi de yok. Arasında böyle bir seçim kaybetmişiz, sonra seçim kazanmışız. Arada büyük bir kan akmış ve ülkenin başbakanı da demiş ki bizim oyumuz arttı Ankara saldırısından sonra. Böyle bir doğrudan korelasyon kurulabilir mi yoksa bu yanlış mı? Böyle doğrudan bir korelasyon kurulabilir. Ondan önce de şu eklenebilir. Aslında Suriye Savaşı'na müdahil olmakla beraber sosyolojik olarak Türkiye'de çok fazla değişen şey oldu. Yani entegre olamayan, entegre yapılmayan Suriyeli çocuklar da bu işin içinde, Suriyeli kadınlar da, Suriyeli aileler de bu işin içinde. Bu işin başka bir boyutu. Ve cihadizm büyüdü. Yani Türkiye'de Suriye Savaşı'ndan sonra cihadizm büyüdü. Ama o dönemde siz bir, şimdi olduğu gibi bir kolonya takıntınız da vardı. Yani Suriye'de bir savaş vardı ve o Suriye'deki savaşı Suriye topraklarında kafanıza göre dizayn etmek istediniz. Önce Şam'da namaz kılmak istediniz. Ardından bunun olmayacağını anladınız ve dediniz ki Kürtler burada olmasın. 2014 yılında Erdoğan Antep kampında karşı tarafa baktı yani Kobani'ye. Ve çok yoğun çatışmaların sürdüğü o gün Kobani düştü düşüyor dedi yani. Şimdi bu ne demek? Aslında çok basit bir şey demek. Bu taraf olmak demek. Yani orada iki grup savaşıyor değil mi? Biri YPG, biri IŞİD. Eğer siz IŞİD Kobani'yi almak üzereyken Kobani düştü düşüyor derseniz siz tarafınızı IŞİD'den yana net olarak koymuş oluyorsunuz. Hala da bu haftaki gözaltılar tutuklamalar. Evet hala da buradayız yani. Hala da buradayız. Şimdi dolayısıyla sadece seçim manipülasyonu, seçimde bir siyasi faydayı IŞİD'i koçbaşı olarak kullanmakla ortaya koymadılar. Bir yandan da Kürt düşmanlığını yükseltip aslında seçim kazanmayı da denediler. Yani Kürtleri denek olarak da bizim önümüze koydular. Şimdi bu tarzsel perspektiften biraz güncel iki konuya geleceğim. Bir tanesi transfer meselesi. Yani bir yerde kalmadı artık. Neredeyse mobil şeyler, senin tabirinle cihadizme inanmış mobil güçler var ve nerede bir kriz varsa Türkiye neredeyse oraya yönlendiriyor gibi bir durum var. Bir de tabii tarikatlar silahlanıyor iddiası var Cübbeli Ahmet'in. Bu ikisine biraz değinelim. İlki yani ilk Suriye, sonra Libya'da değil mi gördük? Evet. Ve ondan sonra yani şimdi işte Ermenistan sınırında Karabağ gündeme geldi. Bu böyle şey mi, tek bir merkezden organize eden, hadi çocuklar şimdi orada işiniz bitti, buraya hem de maaş ödendiğini biliyoruz istihbarattan. Yani öyle bir organizasyon mu yoksa böyle gönüllü timler var, hadi biraz da buraya gidelim gibi mi işliyor iş? Hayır, tamamen zaten artık devlet bunu kabul ediyor. Yani bunu Membiç operasyonundan beri kabul ediyor. Diyor ki biz ÖSO
ÖSO'cularla birlikte çalışırız diyor. Hı-hı. Şimdi döngeri tanımlayalım. ÖSO'cular kimlerdir bu örgütler arasında? Sen de biliyorsun bunu. Bu örgütler arasında çok fazla gidiş, geliş, hani bugün IŞİD'çi olayım, yarın Sultan Murat Tugaylarına gideyim, Abdülhamit Tugaylarından geleyim, Ahroş Şam olayım. Çok oldu böyle. Para ilişkileri nedeniyle de çok oldu. Dolayısıyla burada bir siyasal radikal İslamcı gruplar ortaya çıktı. Türkiye'nin konsülde ettiği. Hı-hı. Çok fazla sayıda çıktı. Zaten adlarından da anlarız ya. Yani. Sultan Murat Tugayları. Şimdi. Abdülhamit Han Tugayları. Ama ondan sonra Fatih Sultan Mehmet Han Tugayları. Bir sürü böyle Türkiye'nin devşirdiği gruplar oldu. Şimdi Türkiye'nin niyetlerine bakalım. Suriye'deki niyetlerine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani. Bir taraftan Kürt bölgelerini ezmek istediklerini, bir taraftan da orada hala neo Osmanlıcılık refleksleriyle büyük Türkiye kurgusu yaptıklarını görüyoruz. Ne var? Sadece cihatçılar yok ki bölgelerde. Okulunu yapıyor, valisini atıyor, polis teşkilatını kuruyor filan. Yani yarı legal yapılara dönüştürüyor Suriye'yi. Hmm. Ama Suriye'den tokadı yedikçe, yani kimi zaman Amerika'dan oluyor, kimi zaman Rusya'dan oluyor, kimi zaman Rusya ile beraber Suriye'den oluyor. O zaman diyor ki, yani biz Büyük Türkiye idealimizi koruyoruz, biz yani Libya'da olacağız. Libya'da olunca da mobilize buradaki grupların bir kısmını buraya yönlendiriyorsunuz. Zaten yönlendirilmesi de gerekiyor. Rusya işin içinde olduğu için çok baskı yapıp bir an önce buranın, İdlib'in temizlenmesini istiyor. Sadece, ama Libya'yı da istiyor. Libya'nın da temizler. Libya'nın da temizler. Ama göz yumuyor bu. Yani aşama aşama göz yumuyor tabii ama sonuç itibariyle gelecek diyecek ki Libya'daki bu silahlı grupların gitmesi gerekiyor. Nitekim ateşkes süreci başlayınca onların maaşları kestiler. Evet, ya tabii Türkiye'deki ekonomik krizi de biraz... Maaş ödeye mesela, işe de maaş ödeye mesela geldik buraya devleti. İlgili durum bu. Tabii bu dönemde bunların gelecekleri, geçecekleri yerde her zaman dikkat çektiğimiz üzere Hatay oldu ya İdlib'de. Şimdi Birleşmiş Milletler İdlib'i dünyanın cihatçı çöplüğü olarak tanımlıyor. Ve Afganistan'dan bile daha fazla oranda burada artık bir çöplük var diyor. Şimdi bu çöplüğün bir kısmını Libya'ya yaptırıyorsunuz. Bir kısmını orada bırakıyorsunuz. Bir kısmı Türkiye'ye gidip geliyor. Şimdi bugün yabancı basın yazıyor. Biz de takip ediyoruz. Bir taraftan cihadizmin ufak ufak Türkiye'nin doğu sınırına doğru kaymaya başladığını görüyoruz. Bu noktada endişeleri insanın ortaya çıkıyor şimdi. Yani Kars'ta ne olacak? Kars'ta ne olacak sorusunu Antep'te ne oldu, Hatay'da ne oldu, Urfa'da ne oldu soruları üzerinden okutmak mümkün. Niye Kars örneğini verdin? Sonuç tutulmadan ötürü. Ya hem orada şey hani yeni bölgelere geçmek açısından yani Ermenistan, Azerbaycan. Tabii yani açısından. Büyük bir soru işareti de bu şu anda uluslararası arenada kullanılan güç yarın iç politikada devreye sokulur mu? Yani ne yazık ki hep bunu söyledik biz. Şimdi Türkiye'de iki risk oldu Selefiler konusunda. Birincisi kafamızda hep şu soru işaretleri vardı. İktidar bunları görmezden geliyor. Hı. Ve iktidar bunları belli periyotlarda görmezden gelmesini siyasi amaçlarla anlamlandırıyor. Hı. Tıpkı Ankara, Suruç, Diyarbakır katliamlarında olduğu gibi. Ama bir taraftan da işte o yakılan iki asker örneğini boşu boşuna vermedik. Bir taraftan da siz bunlarla çatışmalar içerisine girdiğinizde bunlar silahlarını çok çabuk size çeviriyorlar. Çünkü bu örgütler hakikaten çok tehlikeli. Yani bunların felsefeleri, bunların 200 yıllık metinleri var. Yani ne diyor adam? Türkiye'de neden iç savaşa vurgu yapıyorlar? Darül Harp denilen bir nokta var. Yani bu şu demek aslında. IŞİD yapmıştı bunu. Antep'te ayaklanma ilan etmişti 3 kişiyle, 300 kişiyle. Şimdi yine anlıyoruz ki Darül Harp yani savaş bölgesi olarak görmeye başlamışlar Türkiye'yi. Siz bu adamları kafanızın bir tarafında paramiliter güç olarak yedeklersiniz. Ama bir süre sonra
bu adamlar öyle bir noktaya gelir ki elinizde tutamazsınız. Kontrolden çıkar. Kontrolden çıkarlar. E işte boşu boşuna vermedik biz Pakistan peşeverleşme örneğini. Nedir peşeverleşme örneği? Tam olarak sen kullanıyorsun o kadar. Tam olarak şudur. Irak'ta şu ifadeleri kullanırlar. Şeyde Afganistan'da bir cihadizm başladı ve Pakistan peşaver bölgesinden komşu olduğu için çok sayıda cihatçı Afganistan'a geçti. Ama şimdi bu adamlar transit geçmiyorlar. Bu adamlar transit geçerlerken geçtikleri yerde de bir felsefe şekillendiriyorlar. Çünkü burada kalıyorlar, oraya geçiyorlar. Oradan geliyorlar, burada kalıyorlar. İşte bizim Türkiye için peşeverleşme dediğimiz şey Antep'te oldu. Hatay'da oldu. Transit bölgeyi kendi izini bıraktı. Tabii ki transit bölgeyi kendi izini, kendi filizlenmesini karşılıklı olarak bırakıyor. Buradan geçiyor ama oradan da artık burası öyle bir yapılanma olduğu için oradan da bu gruplara üye olan aileler burada kalıyor. Dolayısıyla bu bölge artık farklılaşıyor. Farklılaşması demek zaman içerisinde radikal İslam'ın tehlikesi buradan, zaman içerisinde bombaların patlaması demek. Kah iktidarlarla bu grupların çalışması, kah iktidarlara, halka silahlarını çevirmesi demek. Peşeverde bu oldu işte. Bir de taban buluyor, öyle değil mi? Yani şu korkunç anda, taban buluyor tabii ki. Yani sen gittiğin dönemlerde onu fark ettin mi, yani tabanının genişlediğini? Ya şöyle söylemek gerekiyor. Reyhanlı, hani Hatay'ın uç bölgesi Reyhanlı, zaten hani mütedeyyin bir yerde, korkunç bir taban buldu. Çok yoğun bir göç oldu. Zaten herkesin Suriyeli olmaya başladığı bir dönem gördük. Ve Suriyelilerin de cihatçı olduğu bir dönemdeyiz. Hala öyle bir dönemdeyiz. Şey değişip taban bulmadı ki. Harita değişti. Başka bir şey söylüyoruz yani. Taban bulsa yine iyi can abi. Şey değişiyor yani, Suriyelileşiyor. Cihadist Suriyelileşiyor. Yani bütün korkuyu bunun üzerine bina ettik. Ve şunu söylüyoruz. Şimdi işte bir gezi direniş daha olursa, şimdi kafamızda ne olacağı konusunda en ufak bir fikrimiz var mı? Ne diyorlar? Sen de beraber okuduk iddianameleri. İşte darbede diyor, sınır bölgelerine geldik diyor cihatçılar. Ya siz kimsiniz? Niye geliyorsunuz? Bunun hesabında kimse sormuyor. Ne muhalefet, ne iktidar yani. Peki senin son haberlere gelirsek. Aslında genelde bizdeki tahayyül şuydu. Bunlar yer altında işleyen örgütlenmeler. Ama sonra bir bakıyoruz ki pek de öyle değil. Yani bayağı yer üstündeler. Bayağı legal dernekleri var, internet siteleri var. Senin son haberler onu çok net gösterdi ki hani aslında gözümüzün önünde ve legal düzeyde işleyen bir yapılanma evet. var. Yani şu şuradan yine bir şey çıkarabiliyoruz ortaya. İktidarı beğenmediğimiz, tepki gösterdiğimiz küçücük bir tweet attığımızda yıllarca cezaevinde yatabiliriz, yatabilirsiniz. Ama eğer sağ tarafında IŞİD amblemi olan bir siteniz varsa, bu site saçaklanmışsa, bu site geçmişten geliyorsa, bir derneği varsa bu sitenin hiçbir şey olmaz. Yani uyarılarımıza rağmen devam edersiniz. Evet, tam da Cübbeli Ahmet'in işte bunları söylediği dönemlerde. Şimdi dernekleri buradan başlamak gerekiyor belki. Dernekleri çok fazla kullandı IŞİD. Yani bütün örgütler şunu yaparlar aslında. Hani ben IŞİD'im, IŞİD'çiyim demez. Bunu eleman devşirirken bir takım dernekler, başka paravan kurumlar üzerinden yapar. IŞİD bunu özellikle Antep'te pek çok dernek üzerinden üye devşirmek için yaptı. Yani, kim vardı? Genç Muavitler Derneği vardı. Çok önemli bir dernekti. Yunus Durmaz kurucusu oldu bu derneklerin bazılarının. Muavitler Derneği'nin, Genç Muavitler Derneği'nin üstünde Ahsen Derneği vardı. Ondan sonra onun ötesinde Genç Ensar Derneği vardı. Ve
Şunu gördük biz aslında. Ankara katliam dosyalarında, mahkemelerinde, Suruç'ta pek çok işitçi, üst düzey işitçi bu derneklerden geçmişti. Ve bu derneklerin de hani başka derneklerle Suriye'de faaliyet gösteren, legal ya da yarı legal bağları vardı. Şimdi gelirsek bugünkü noktaya. Genç muhabirler dergi çıkarıyor. Hani IŞİD katliamını örgütleyen adamların gidip geldiği o dönemde dernek şimdi dergisi var. Onun alt kolu Ahsen der, internet sitesi var. İnternet sitesinin üzerinde IŞİD amblemi var. Cübbeli Ahmet'in dediğine gelirsek silah koymuş, haber yapmış ve bunun üzerine demiş ki savaş bize farz kılındı. Bunu da Süleyman Soylu görmemiş. Ama yani şimdi tabii ki görmemiş değil. O zaman kafanızda bir şey oluyor. Ya ne oluyor yani? Ne oluyor? Yani neden siz bunları görmüyorsunuz? Bir amacınız mı var bunları tutmanızın? Zaman zaman da aslında bunlara operasyon çekmeniz. Yani bunları tutuyorsunuz, bir amacınız var, operasyon çekiyorsunuz, şunu söylüyorsunuz. Biz mücadele ediyoruz. Yani mücadele falan ettiğimiz yok. 2016 yılında darbeden sonra OHAL ilan edildi. Gündem Çocuk Derneği kapanmıştı ama Genç Muhabitler Derneği duruyordu. Şimdi nasıl mücadele ediyorsunuz? Duruyor işte sitesi, söylüyorum. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Ne dedik? El-Kaide'den Türkiye'de, yani dünyanın her yerinde, yani savaş bölgelerinde olduğu gibi IŞİD'e evrildi bütün süreç. Hı hı. İlk Türkiye'de de çok önemli El-Kaideciler vardı. Aileleri saydık. Polat ailesi bunlardan biriydi. Hı hı. Onlardan biri bu derneğin başkanı şimdi. Nasıl olacak? Yani 3 kere tutuklanmış. 6 defa gözaltına alınmış. Bu tutuklamalar içerisinde bir polisi öldürmek var. Ama bugün bir dernek başkanı olarak o derneğin sitesinde savaş farz kılındı diye bir açıklaması oluyor. Cübbeli Ahmet bence eksik bile söylüyor. Ama söylemekle kaldı, öyle değil mi? Yani orada kıvırmakla kaldı aslında. Ha, işte yani söyledi ve saldırdı. Evet, evet. Yani 2000 dedi, dernek var dedi. Sonra 150'ye indirdi. Ve sonra bizim söylediğimiz gibi isim de veremedi. Ver ismini. Sen ya benim bildiğimi siz bilmeyecek misiniz? Hepiniz ama bir tehdit var belli ki. Evet. Ve aslında Hüdapar'dan da bir tehdit var. Hı. Yani şimdi o da bir şey anlatıyor bize. Cübbeli Ahmet'e şey diyorlar, yani işte bu bizi sattı diyorlar. Selefi örgütlerden de tehdit var. 28 Şubat benzetmesi. Evet. Ve diyorlar ki yani bu heriflerin ağzına bizi kastederek laf verdin yani diyorlar. Yani bu da bir şey yani, biz beraberiz yani, biz aslında ortağız, sen niye bu aslanların önüne bizi atıyorsun diyor yani. Peki ne beklersin yani, şimdi bu önü açık görünüyor ve bu örgütlenme yarın Karabağ'da. Dün Libya'daydı. Yani böyle gezecek ve bir gün Türkiye'ye gelecek ve hani iktidar tehlikeye girerse devreye sokulacak bir güç gibi görünüyor. Yani çok karanlık bir şeyle bitirmek istemiyorum ama bu hazırlığı hissediyoruz sanki. Yani kafasında devletin aslında o dediğimiz 2015 yılından beri hep bir paramiliter güç kullanma şeyi oldu. Realitesi oldu. Bunu sadece bu örgütleri düşünerek de yapmadık. Yani bugün Bekçi Teşkilatı buna benzer bir şey. Ondan sonra Ankara'da yeni bir muhafız birliğinin kurulması bundan çok ayrı bir şey değil. Bir yandan da işte bu cihatçı örgütler var. Biz hep şunu söyledik. Yani çatışma riski çok sıkıntılı bir şey Türkiye'de. Ve çatışma için bakın yani Türk halklarının hala çok büyük sağduyusu vardır. Ama aslında her ülke iç çatışmaya, kaosa bir kurşun mesafesindedir. Biz boşu boşuna demiyoruz şimdi. Dün Ermenistan-Azerbaycan arasında sıkıntılar oluyor. Gidiyorsunuz Fatihkamer'in önünden arabalarla geçiyorsunuz. Yani Türkiye'nin çok fazla örneği var. İşlerin zıvanadan çıkması 15 dakikayı alır. Biz bu tehlikelere dikkat çektik. Çünkü
artık halk da şeyi istemiyor yani. Kaos olsun, çatışma olsun, kutuplaşma olsun istemiyor. Yapılması gereken nedir? Yapılması gereken hani öyle top çevirmek, yakalanan işçiyi bir daha yakalayıp kamuoyunun gazını almak falan değildir. Gerçekten bu derneklerle mücadele etmek gerekiyor. Eğer iyi niyetliyseniz. Evet, çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim çok abi. Çok derinlemesine ve hem tarihsel perspektif hem günceli olan bir söyleşi oldu. Sağ olasın. Memnun kaldım. Sen evet, Türkiye'de selefilik giderek son 5-6 yılda çok yoğun tartıştığımız bir konuydu. Hem tarihsel perspektifi hem de bugün ne noktaya geldiğini hem de nasıl çözülebileceğini bu konuyu baştan beri ısrarla takip eden gazeteci arkadaşımız Erkan Cener'le konuştuk. Haftaya bir başka konu ve konukla Türkiye Nereye'de birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.